Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir beşer olarak yaşadı. O bir peygamberdi. O Medine'de kurulan İslam devletinin devlet başkanı idi. Onun zamanında birçok e, ülkede birçok devletin, kralının, sultanının, padişahının, fraununun sırça köşkleri vardı. Ayrıca sarayları vardı, altından tahtları ve taçları vardı. Hz. Muhammed aleyhisselam isteseydi kendisine saltanat imkanları hazırlayabilirdi bir köşk yaptırırdı Mescid-i yanına. Yani Mescid-i Nebevi'ye yağan yağmur yerlere akıp, yerleri ıslatırken onun köşkü altından olabilirdi. İsteseydi zengin sahabelerden topladığı paralarla kendine bir saltanat ihdas eder ve yakışırdı da. İsteseydi yoksulluğu hiç tercih etmez, en güzel şekilde yaşamayı kendine e, gaye ediniz ve öylece yaşardı ve mutlu olurdu da. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam sosyal adaleti tesisi hususunda öylesine dikkatli hayat sürdürdü ki önce kendi yaşadı. Önce yoksulluğu kendi yaşadı ve çevresindeki yoksul insanların kaderinden kendi kaderini ayırmadı. Çevresindeki insanlarla bütün yaşadı, çevresindeki insanların üzerindeki bir seviyede kendi hayatını kabul etmedi, kendisini üstün görmedi. Bütün ihtişamlı hayatı Elinin tersiyle iterek o kulluk ol, hayatını, kul olma vasiyetini her şeyin üzerinde gördü. Kardeşlerim şu anda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın halifesi olduğunu, onun yerine İslam'ı değerleri anlattığını iddia eden efendilere bir bakın. Müderrislere bir bakın. Kendilerini İslami değerlerin koruyucusu, hamisi ve banisi olduğunu iddia eden o alimlere bir bakın neler yapıyorlar. Milyon dolarlık araçlara biniyorlar. Sahabe peygamber efendimizden hiç çekinmezdi. Yeri geldiği zaman ey Muhammed! Bu söylediği insana Rabbin mi emretti, senin fikrin midir dediklerinde Peygamber Efendimiz Rabbim emretti deyince hiçbir itiraz olmuyordu. Bu benim fikrimdir, benim aklımdan geçendir deyince sahabelerin itirazları oluyordu. Hayber e, kalesinin fethinden sonra mal paylaşımına girildi. Yani savaşa giren müminler, sahabe oradaki elde edilen ganimeti paylaşırken sahabeden birisi kendisine düşen hissenin çok az olduğunu iddia ederek Peygamber Efendimizin karşısına geldi. Ey Muhammed adaletli ol diyebildi cesareti kendinde gördü. Peygamber Efendimiz ben bir peygamberim. Ben adaletli olmazsam başka kim adaletli olabilir diye onu yatıştırdı. Kardeşlerim, şu anda mürşidi kamil geçinen sözde insanlar nasıl bir saltanat kurmuşlar? kurdukları saltanatın peygamber efendimizin hayatıyla hiçbir ilgisi, ilişkisi, bağı var mı? Müderrisler ve İslam'ı değerleri kendilerince yaşadıklarını ve anlattığını iddia edenler, sözde eden sözde alimler nasıl bir saltanat saltanat kurmuşlar? Farkında mısınız? Onlar milyon dolarlık araçlara binerler, en güzel e, dairelerde yaşarlar, en güzel sofralarda otururlar, en güzel yemekleri yerler, kendilerine tabi olan müridanlarına veyahut da bağlılarına yoksulluğu tavsiye ederler. Ve derler ki, görmüyor musun peygamber de yoksuldu. Onlar yoksul insanlara, fakir bağlılarına ve müridanlarına peygamberin hayatını tavsiye ederken kendilerinde peygamberi hayattan bir parça eser yoktur. Kendilerinde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşam tarzından birazcık bir zerre eser yoktur. Kardeşlerim bakınız, Peygamber Efendimiz bir gün Ayşe validemizin evine girdiklerinde de hane saadetlerine Ayşe validemizin duvarında e, İran e, dokuması veyahut da Pakistan Lahor dokuması çok muazzam bir halı asılıydı. Peygamber Efendimiz ya Ayşe bu halıyı nereden aldın? Üzerinde de ceylan resmi vardı. Ceylan resmi basit. İşte falancı yerden geldi deyince Peygamber Efendimiz bakınız kardeşlerim Habibi Kibriya'nın e, tavrını bir e, dikkatle e, inceleyelim ve e, izleyelim. O halıyı alır ve sokaklarda sürüye sürüye yırtar. Bizim bağnaz ve meselelerden uzak din alimlerimiz de Öylesine yanlış değerlendirdiler ki yıllarca Peygamber Efendimiz o halıyı üstünde ceylan resmi olduğu için yırttı dediler. Ve yıllarca koymadılar ki millet fotoğraf çekilsin. Koymadılar ki kadınlar vefat etmiş babalarının ve eşlerinin resimlerini duvarlardan assınlar. Şimdi kendileri uydurdukları, kurdukları mabetlerine silüet yerleştiriyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz bakınız o halıyı niçin yırt? Üstünde ceyl, e, Ceylan resmi olduğu için değil. O halıdan Hazreti Ayşe validemizden başka hiç kimsenin evinde yoktu. İşte peygamberin hayatı işte şu andaki İslam'ın İslam dininin baniliğine, hamiliğine ve tebliğciliğine soyunan efendilerin, hocaların hayatı. Hiçbir benzer tarafı var mı? Peygamber Efendimiz halktan biri gibi yaşadı. Sosyal yaşadı. O insani manada öyle bir sosyal devrim yaptı ki akıl sır ermez. Bilal Habeşi Ümeyye'nin kölesi. Bilal Habeşi zincirlere bağlanmış. Sopalarla terbiye edilmeye çalışmış, çalışılmış ve hem zenci hem aşağı sınıftan hem de horlanan birisiydi. idi. Mescid-i Nebevi yapılıyor, inşa ediliyor. Hz. Muhammed aleyhisselam, ey Bilal çık ve ezanı Muhammediye'yi yok. Müezzillik gibi İslam'ın güzel bir payesini halkın hor gördüğü, aşağı sınıftan olduğundan dolayı ciddiye almadığı zenci bir köleye Hz. Muhammed Aleyhisselam müezzinlik payesi bahşediyor. Kardeşlerim, işte peygamber efendimiz sosyal statüde sınıfsal farklılığı yıktı attı insanların makam, soy, mevkisine bakı, bakma, bakılmaksızın herkesi Allah katında tarağın dişleri gibi eşit seviyede değerlendirmiştir. Kardeşlerim yoksulluk Müslümanın meziyeti olamaz. Rabbimiz yoksul insanları met etmemiştir. Sana sola başvurup da koşuşturup da çalışıp da bir şey elde edemeyen çaresizlik içinde olan müminlere yardım eli uzatılmasından bahsetmiştir. Kur'an yoksulluğu ve dilenmeyi edep dışı bir hareket olarak tanımıştır ve tanımlamıştır. Kardeşlerim, bir gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam yolda yürürken dilenen bir dilenciye rast geliyor. Peygamber Efendimiz onu tanıyor, o da Peygamber Efendimizi tanıyor. Ve diyor ki ne için dileniyorsun? Ya Muhammed çok yoksulum. O zaman diyor ki şu önünde var olan ee, miktarı, meblağı gidip satacaksın ve onunla bir ip alacaksın. Ormanda çalışıp para kazanacaksın. Kardeşlerim, kendileri en müstesna şekilde hayat sürdükleri halde çocukları, kendileri, eşleri, evlatları milyon dolarlık araçlara bindiği halde inanan kitleye yoksulluğu tavsiye eden o sözde alime yazıklar olsun. Müslümanların şu çöküş halini hazırlayan ve kendi saltanatlarını kuran sözde mürşitlere ve sözde alimlere yazıklar olsun. Ey mümin senin zillet hakkın yoktur. İnanıyorsan güçlüsün. Peygamber Efendimiz hiçbir ashabından hiçbir kimsenin emeğine tenezzül etmemiştir. Dua satarak ihtişamlı yaşayan insanlar seni kandırmasın. Adam ne diyor kardeşlerim? Mürşit, mürşit. Şeytani mürşit diyelim biz bunlara. Efendim şu duayı okuyu, okuduğun zaman istersen çalışma. Rızkın seni bulur. Kardeşlerim böyle bir Kur'an'ı değerlendirme olsaydı Peygamber Efendimiz niçin çalıştı? Peygamber Efendimiz savaşta niçin için e, kılıç salladı? Eğer her şey duanın değerlendirmesiyle olsaydı ve şu anda bize duanın altında milletin vicdanlarını sömüren o insanların dediği gibi olsaydı Uhud Savaşı'nda bir zırh darbesiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek dişleri şehit olur muydu? Ey Müslüman artık başını kumdan çıkar. Dünya coğrafyasında zillet niçin Müslümanın hakkı olsun? Dünya coğrafyasında Müslüman niçin köküş yaşasın? Dünya coğrafyasında Müslüman ekmek kazanmak için vatanını niçin terk etsin? Dünya coğrafyasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüm ve mahsunum üzgünüm. Esmer çocuklar, zenci çocuklar, Beyaz çocukların ayaklarını yalayarak onlardan para alıp okumaya çalışıyorlar. Ey sözde mürşit. Ey sözde müderris. Ey İslam dinini yoksulluk dini gibi gösterip ihtişamlı yaşayan zavallı. Şu müminlerin, Müslümanların yakasından elini çek, utan, utan ayıptır.